mama konusunda hiç kafa yormamak lazım. Bana velilerim sordukları zaman hastalarımın anneleri, babaları hangi mamayı vereyim diye bildiğim halde diyorum ki valla ben çok bilmiyorum, çok da kafa yormuyorum. İlk 6 ay için 1 numara mama, ikinci 6 ay için 2 numara mama, 9. ayı bitirdikten sonra 3 numara mama, hepsi aynı. Hatta ben reçete etmem mama 1, mama 2, mama 3 diye söylerim. Hiçbir önemi de yoktur bu konunun. Kimsenin de çok fazla konsantre olup bu konuya kafa yormamasını dilerim. Çünkü o kadar doğal, o kadar müthiş bir şeydir ki emzirmek. Yani ben böyle çok fanatikçe konuşuyorum ama şöyle izah edeyim ben. Dört kompartımana ayıralım. Süt çocuğu beslenmesinden beklentilerimizi. Dört sınıfa ayıralım. Bir tanesi büyüme olsun. Bir tanesi bilişsel ve devinimsel gelişim olsun. Bir tanesi erişkin dönemindeki metabolik sendrom, diyabet, hipertansiyon, aterosklerotik kalp hastalığı gibi erişkin hastalıklardan korunma olsun. Bir tanesi de enfeksiyonlardan koruyucu özellik olarak hani bağışıklığı destekleme özellikleri olsun. Bu dört kompartman içinde ayırırsak çok daha net bir şekilde anlaşılacak. Büyüme açısından mamalar anne sütüyle yarışabilir. Bunu kabul etmek lazım. Bu dönemde, süt çocuğu döneminde nedense annelerin de kafaya taktıkları en büyük olay büyütmektir bebeği. Ama bu diğer üç kompartman hiç üstünde durulmaz. Bilişsel ve devinimsel gelişim açısından, ne erişkin hastalıkları önleme açısından, ne de bağışıklık sistemini destekleme açısından asla ve asla hangi marka olursa olsun hiçbir mama anne sütüyle rekabet edemez. Yani zarla da zorla da olsa yapamadık, emziremedik, yerine bir mama seçmeye çalıştık. Bu üç özellik açısından zaten anne sütüyle rekabet şansı yok hiçbir formül mamanın. Büyüme açısından hiçbirinin diğerinden farkı yok. Ben bu yorumlarımı mümkün olduğu kadar bilimsel kanıtlara dayandırarak söylemek istiyorum, söylemeye çalışıyorum. Çok şeyler, tanımlamalar dolaşıyor etrafta, çok reklam unsuru taşıyan çeşitli mama özellikleri sıralanıyor. Bunlar inanın ki anne sütüyle hani rekabet edecek olsalar tavşanla kaplumbağanın yarışına benzetmek lazım bunu. Belki bağışıklık sistemiyle ilgili bir takım iddialar var. Aynı tavşanla kaplumbağa gibi ama hani akılda olan kaplumbağa kazanır yarışı ama aslında hız açısından kıyaslayacak olursak bir tavşanın hızıyla kaplumbağanın hızı gibi bir metafor yapabiliriz belki. Anne sütü çok 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 bağışıklık açısından üstün. Bilişsel ve devinimsel gelişim açısından da belki karşılaştırılabilir ama anne sütü çok çok üstün. Erişkin hastalıkları engelleme açısından mamaların hiçbir katkısı yok. Yani biz bebeğimizi besliyoruz süt çocukluğu döneminde. Büyütüyoruz, geliştiriyoruz, hastalıklardan korumaya çalışıyoruz. Ama 40 yaşında sağlık durumunun ne olacağı, 45 yaşında sağlık durumunun ne olacağı, 50 yaşında sağlık durumunun ne olacağı da bizim bu süt çocukluğu dönemindeki sorumluluklarımız arasında bunu bilerek yaklaşmak lazım süt çocuğu beslenmesine. Yani bu programlanabilen bir şey erişkin beslenmesi ve emzirmenin, ilk bir yıl emzirmenin çok büyük katkıları var. Bir yıl inek sütü proteiniyle karşılaşmama otoimmün hastalıkları azaltıyor. Diyabet gelişimini azaltıyor. İlk 6 ay ekskluzif dediğimiz emzirme, yani sadece ağzına başka bir şey girmemesi koşuluyla emzirme, gene otoimmüniteyi çok azaltıyor. İleride metabolik sendromu çok azaltıyor. Alerjiyi, atopiyi çok azaltıyor. Hipertansiyona ilişkin yaşta çok azaltıyor. Onun için hiçbir mamanın yapamayacağı bir şey. Onun için tartışmaya değmez diyerek noktalayayım bu konuyu ben.
hangisinin daha iyi olduğunun tartışılması hiç gerekli bir şey değil diye noktalayayım bu konuyu.